Ege'nin güneyinde tarihi mirası, muhteşem doğası, dünyaya açılan gelişmiş sanayisi, bembeyaz Pamuk Kalesi, çalışkan ve girişimci insanlarıyla eşsiz bir kenttir Denizli. Milattan önce 5000 yılına kadar uzanan tarihinde Denizli, Lidyalılardan Perslere, Romalılardan Bizanslılara ve Osmanlı İmparatorluğuna kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştı. Denizli, günümüzde de ülkemizin turizm merkezlerinden biri olmasının yanı sıra bölgesinin ekonomi devi, sanayinin ve ticaretin merkezi, gelişimin ve değişimin vizyon şehridir. Denizli denince dünyada bir benzeri daha bulunmayan muhteşem doğa harikası Pamukkale, Romalılardan günümüze kadar Denizli'nin simgesi haline gelen uzun ve güzel ötüşüyle Denizli horozu, tekstil, traverten ve kaplıcalar akla gelmektedir. Denizli, 1 milyona yaklaşan nüfusu ve 19 ilçesiyle üreten bir şehirdir. Buldan ve Kızılca Bölüğün el tezgahları, Baba Dağ'ın ev tekstili, Yatağan'ın bıçakları, Serinhisar'ın nohudu, Çivril'in elması, Honaz'ın kirazı, Güney ve Çal ilçelerinin dünyaca meşhur tada sahip şaraplık üzümleriyle her ilçesinde dünyaya farklı zenginlikler sunar. Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında her yıl en az 10 Denizlili kuruluş yer almaktadır. Sanayide yapılan atılımlar ve üretimlerle yıllık ihracatını 2,5 milyar dolara çıkaran Denizli, ülkemizin 13. büyük ekonomisi ve 9. büyük sanayi kenti olmayı başarmıştır. Sahip olduğu girişimci ruhu, yaratıcılık ve azimle birleştiren Denizli, geçmişten günümüze uzanan tekstil ve dokumacılık birikimini teknolojiyle destekleyerek dünyanın tekstil merkezi haline gelmiştir. El tezgahlarıyla hayat bulan fantezi dokumalar ve ev tekstiliyle el emeğinin kalitesini yaşatan Denizli, tekstilde yaptığı Ar-Ge çalışmaları ve nanoteknoloji yatırımlarıyla 21. yüzyılın tekstil üretiminde dünyaya öncülük etmektedir. Vücut ısısını düzenleyen termal kumaşlar, kendi kendini temizleyen ve vücudun kilo dengesini düzenleyen kumaşlar gibi birçok yaratıcı tekstil ürünleri Denizli'de üretilmektedir. Geniş organize sanayi bölgesinde tekstil, dokuma ve konfeksiyon başta olmak üzere gıda, plastik, kimya, kablo, elektrolitik bakır, cam, kağıt, metal eşya, deri, makine, çimento ve hadde mamulleri gibi sanayi dallarında büyük yatırımlar yapılarak üretim gerçekleştirilmektedir. Denizli, mermer sektöründe de ülkemizin parlayan yıldızı haline gelmiştir. Denizli taşı olarak dünyaca tanınmış mermerlerin çıkarıldığı zengin traverten ocakları ve mermer makine sanayi altyapısıyla sektörde dünya firmalarıyla rekabet eder konumdadır. El emeğinin ve sanatın bir diğer örneği olan cam sanatı Denizli'de hala isimsiz kahramanların usta ellerinde can buluyor. Çeşmi bülbülle taşlanan bu eserler Denizli'den dünyaya eşsiz bir cam sanatı mirasını sunuyor. Sanayide bölgenin öncüsü olan bu topraklar
aynı zamanda bereketli tarım arazileriyle örtülüdür. Buğday, mısır, şeker pancarı, pamuk ve tütünün yanında domates, karpuz, kavun, salatalık ve havuç gibi binlerce tarım ürünü bu verimli toprakları süsler. Üzüm, elma, kiraz, zeytin, nar ve şeftali gibi çeşitli meyveler de Denizli'de yetiştirilmekte ve ihraç edilmektedir. Üretimde kaliteye önem veren Denizli insanı her sektörde olduğu gibi hayvancılıkta da tesisleşmeyi gerçekleştirmiştir. Bugün her köşesinde modern işletmeler yükselmektedir. Acıpayam ilçesinde Avrupa'nın en büyük hayvancılık ve süt ürünleri tesisleri bulunmaktadır. Sahip olduğu jeotermal kaynaklarla organik tarımın merkezi haline dönüşen şehir, seracılıkta da gelişerek organik tarım sera tesisleri inşa etmiştir. Türkiye'nin sera üssü olmayı hedefleyen Denizli, seracılığa yaptığı büyük yatırımlarla önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Son dönemde yapılan girişimlerle jeotermal enerjiden elektrik üretimi, şehre yeni bir endüstri kapısı açmıştır. Jeotermal enerji, elektrik üretimi ve tarımın dışında sağlık turizmi açısından da Denizli'yi vazgeçilmez kılmaktadır. Pamukkale, Karahayıt ve Sarayköy, Tekkeköy kaplıcaları gibi onlarca şifa merkezi, yılda 1,5 milyon yerli ve yabancı turiste şifa dağıtmaktadır. Yerin altında gizli olan bu şifa hazinesi, damar sertliği, kalp, yüksek tansiyon, felç, romatizma, siyatik, deri ve sinir hastalıkları gibi birçok hastalığın tedavisi için hekimlerce tavsiye edilmektedir. Özellikle çamur banyosuyla uygulanan tedaviyle cildin daha genç ve zinde kalması sağlanmaktadır. Bu şifalı sular içerdikleri maden oksitler nedeniyle kırmızı, yeşil ve beyaz renklerde akarak benzersiz travertenleri ortaya çıkarmıştır. Denizli denince ilk akla gelen Ege'nin bembeyaz incisi Pamukkale'dir. UNESCO tarafından dünya mirası kabul edilen Pamukkale, dünyada eşi benzeri bulunmayan beyaz travertenlerin ışıltısıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Modern tesisleriyle yılda 2 milyondan fazla turiste ağırlayan Pamukkale, antik mirasları ve tarihi birikimiyle bir açık hava müzesi gibidir. Pamukkale'deki Hierapolis antik kenti arkeoloji literatüründe Holy City diye adlandırılan kutsal şehir olarak kabul edilir. Bu inanca sahip olan insanlar tarih boyunca cennetin kapılarının burada olduğuna inandıkları için Hierapolis'e gömülmek istemişlerdir. Bu özelliğiyle de Hierapolis bir nekropol yani mezarlar şehridir. Ayrıca İsa'nın 12 havarisinden olan Aziz Filippos'un mezarı da Hierapolis'te bulunmuştur. Yunan mitolojisinin önemli tanrılarından Hades'in yeraltı dünyasına açılan kapıları, kraliçelere güzellik ilhamı veren Kleopatra antik havuzu ve keşfedilmeyi bekleyen binlerce gizem Hierapolis antik kentinde ziyaretçilerini beklemektedir. Denizli'nin turizm açısından önemli yerlerinden biri de Laodikya'dır. Türkiye'nin en büyük antik kenti ve dönemin tekstil merkezidir. Bazı Roma krallarının elbiseleri Laodikya'da üretilmiştir.
İncil'de adı geçen 7 kiliseden biri olan Laodikya Kilisesi ve büyük anıt yapılarıyla bu antik kent inanç turizmi açısından da önemli bir merkezdir. Ayrıca Apollonia Salbase, Kolossai, Dionysopolis, Attuda, Eumenia, Herakleia Salbase, Sebastopolis, Tabea, Tropezopolis, Tripolis, Apollon Lermonos Tapınağı gibi antik kentler de Denizli'nin tarihi miraslarındandır. Dünyada eşi benzeri görülmeyen Pamuk Kalesi, kaplıcaları ve antik kentleriyle dört mevsim turizmin cenneti olan Denizli, yaylaları, mesirelikleri ve binbir çeşit efsanelerle dolu mağaralarıyla da görülmeye değerdir. Bu doğal güzellikler, doğa sporları için de elverişli bir ortam oluşturmaktadır. Uluslararası yamaç paraşütü organizasyonlarına ev sahipliği yapan Çökelez Dağları, Türkiye'de 4 mevsim yamaç paraşütü yapılabilen tek yerdir. Ayrıca Denizli, rafting, kaya tırmanışı ve trekking gibi doğa sporları için de uygun bir doğaya sahiptir. Sağlık, spor ve eğitime büyük yatırımlar yapan Denizli, gerek sağlık gerekse eğitimde Türkiye'nin en başarılı illeri arasına girmektedir. Eğitimde her yıl ilk 5'e giren Denizli, üniversitesiyle de adından söz ettirmektedir. Denizli Pamukkale Üniversitesi, 35 bine yaklaşan öğrenci kapasitesi, teknolojik yatırımları ve güçlü akademisyen kadrosuyla Türkiye'de ve Avrupa'da ses getiren bilimsel çalışmalara imza atmaktadır. Tarih sahnelerinde büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Denizli, modern yaşam merkezleri, gelişmiş alt ve üst yapıları, son teknolojiye göre düzenlenen demir ve karayolları, dünya standartlarına uygun havaalanıyla da günümüzde Türk şehirciliğine vizyon teşkil etmektedir. Binlerce yıllık tarihi, doğal güzellikleri, kültürel birikimi ve modern görüntüsüyle bambaşka bir şehirdir Denizli. Denizli, Türkiye'nin parlayan yıldızı.